Günaydın arkadaşlar. Singapurlu değerli bakanıma da bu katkılarından dolayı Türkiye ile beraber onlar için de ilk, bizim için de ilk bu kadar kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması imzalamada gösterdikleri bu pozitif katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu şu demek, bundan sonra Singapur Türkiye için o bölgede çok önemli bir köşe taşı. Orada çok önemli bir artık ortak. Türk şirketleri için orası çok önemli bir liman, bir adım taşı. Orada yerleştikten sonra Türk şirketleri o bölgede, o coğrafyada bütün diğer ülkelerle yaklaşık olarak 600 milyonluk bir nüfusun orta yerindeki Singapur'un avantajlarını Türk şirketleri, Türk ürünleri, Türk sanayicisi, Türk ihracatçısı eminim sonuna kadar en kapsamlı bir şekilde değerlendirecektir. Bugün ortak bir açıklama yapıyoruz. Bitirdik. Şu an itibariyle hazır. İnşallah Antalya'daki G20 Liderler Zirvesi'nde Kasım'ın 16'sı gibi bu anlaşmaları orada liderlerin önünde ikimiz orada paraf edeceğiz, imzalayacağız. Bugün itibariyle açıklamamız evet bitirdik, hazırız, imzaya hazır hale getirdik diyorum. Tekrar değerli Ticaret ve Sanayi Bakanımız Lim Hng Kiang'a çok teşekkür ediyorum. Ekibine çok teşekkür ediyorum. Tekrar Türkiye'ye hoş geldiniz. G20 zirvesi sebebiyle kendileri buradan tekrar hoş geldiniz diyorum. As a port, as a hub, as a stepstone for Turkish companies who would like to open themselves to as a gateway for Turkish companies venturing into Southeast Asia and into the Greater Asia. Just as Turkey will serve as a gateway for Singapore companies looking to enter into Europe, Central Asia, as well as Middle East and North Africa. So both of us are very strategically positioned. Turkey is a very dynamic economy, a very dynamic country, one of the G20 countries, and we are very appreciative of the leadership of the minister and his team in concluding this FTA in a relatively short time. Our companies look forward to the entry into force of the FTA and to take full advantage of the many opportunities that arise for both sides arising from this FTA. Dolayısıyla biz değerli bakanımla biraz önce de görüşmemiz sırasında iki ülkede bu serbest ticaret anlaşması bu kadar kapsamlı bir şekilde ilk defa imzalanan bu serbest ticaret anlaşmasının tanıtımları da son derece önemli. Biz Singapur'da imzalamış olduğumuz bu son derece kapsamlı serbest ticaret anlaşmasını Türkiye'de bütün sektörleri, Türk ekonomi dünyasına, iş dünyasına birebir anlatacağız. Genel anlamıyla anlatacağız. Ayrıca şehir şehir anlatacağız. Kendileri de o şekilde yapacaklar. Ayrıca yılın 2016'nın ilk yarısında da her iki ülkenin bütün sektörlerini sektör bir araya getirerek onları da anlatarak, onlara serbest ticaret anlaşmasının ne anlam ifade ettiğini, ne tür fırsatlar getirdiğini, iki ülke arasında ne tür potansiyeller getirdiğini beraber anlatacağız. Değerli Bakanım Kiang'ın da söylediği gibi bu sadece iki ülke arasında ticareti artırmak değil, ondan çok daha fazla, ondan çok daha öte, iki ülke vasıtasıyla, Türkiye'nin Singapur vasıtasıyla bölgeye en az minimum 600 milyonluk nüfusun olduğu bölgeye açılması ve Singapur'un da Türkiye ile Asya'ya, Orta Asya'ya, Kafkaslara, Orta Doğu'ya, Balkanlara ve Kuzey Afrika'ya açılması için önemli. Onun için de ayrıca bu çalışmalarımız önümüzdeki süre içinde çok yoğun bir şekilde bu alanda yoğunlaşacak. Turkey will serve as a gateway for Singapore companies looking to enter into Europe, Central Asia, as well as Middle East and North Africa. So both of us are very strategically positioned. Evet arkadaşlar. I would see signing in Antalya also together. Yes. Ya, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kalemler bizim mi? Evet. Kendimize ait mi? Evet. For the memory of this. Thank you.